81 yaşındayım. Ha. Okulu bitirdim, babam bu meslekle uğraşırdı. Babam beni yani okulda vermedi, mütemadiyen yanında çalıştı. Ha. Ondan sonra babam bıraktı. Biz dört kardeştik. Dört kardeşlik, babam onlara söz geçiremedi. Bana her gün söz geçirdi. Çalışmadığım günü bana huzur vermezdi. Şimdi ben de kızarmıyor. Fakat şimdi nasıl biliyor musun? Babama bir de duacı oluyorum ben. Nasıl oluyor? Neden duacı oluyorum? Beni işler vaziyette bıraktı. Ha. Babam beni her gün önüme iş buldu. Her gün işimi buldu. Ben şimdi işlemediğim günü hasta olurum. Bak şimdi bu kefenek gönlümü. Şimdi çalışayım. Bugün başlıyorum. Her gün işim mevcut. Ha. Hep bu köylerde bilirler. Şimdi bunda işim olmadığı zaman yine ayakta duramam ben bu yaşta. Halbuki Allah'a şükür ihtiyacım yok. Yani ihtiyacım yok, fakat çalışmadığım günü hasta olurum. Çalıştığım günü huzurlu oluyorum. Yani, ömrüm böyle geçti. Daha halen de bak çal pazarına varım, bekli pazarına varım, öteki gelir. Bak dün çalın pazarıydı. Kaç kişiler geldi ya. Tabii eskiden birliklerinden arayıp buluyorlar beni. Bize kepenek lazım. Ya ben çalışmıyorum gardiyan. Hadi diyorlar bizim için biz çalış ve biz eskiden beri seni bildiğimizden biz seni yanına geliyoruz diyorlar. İmkanı olsa çalışacağım da yani bu makineler olunca eskisi zorluk. Yok kızım eski böyle ter döke döke böyle kendini yıpratayıp da çalışıyordun. Şimdi makineleşti. Aşağı yukarı 20-30 senedir 30 senedir falan bu makineyle çalışıyoruz. Yorgunluk yok. Ha, iş de bol. İşlerine iş bol. Allah'a şükür bu yaşa geldim. Bak dört tane evlat meydana getirdim. Hiç daha kimseye karşı şey olmadım. Mahcup durmadı şunun. Hiç eteminde falan yere borcu varmış falan işini görememiş. Bu neden? Çalışmamın gayesiyle. Çalışmamın gayesiyle her gün çalışırım. Her gün çalışırım. Ele muhtaç olmadım. Daha kimseye ömrüm boyunca etemde filan yerden para almış da ödememiş de etemde filan yerde eksiklik almış da Allah eksikten hiç hoşlanmam. Her gün çalışmalıyım. He? Kendi işimi kendim görmeliyim. Şu günde bak ben şimdi akşam oluyor. Siz gelmeseniz işte evimin bahçesinde var bir adam. Buradaki bağlarla bahçelerle uğraşacağım. Sen, yengen dedi onlar gelecek dedi de ben işe başlamadım. İşlediğim günü huzurlu oluyorum ben. Ben işlediğim günü huzurlu oluyorum. Sabırı. Kaç yaşında evlendin Ethem amca? 18 yaşında evlendim. Yengenle evlendim. Onun evliliğimiz devam ediyor. O da çalışmayı çok sever. Şimdi bağda bahçede öyle o da çalışır. Şimdi ben ona çalışmayı ya, bırak gari diyorum. Ben de diyor çalışmadım mı hasta oluyorum diyor. Şimdi bak siz olmasanız mesela hoş geldiniz falan geldiniz de orada çubuk kıracak. Ben de burada bağla bahçeyle uğraşacağım. Akşama kadar yorulacak ana, akşamüstü yorulduk mu biz dinlenmiş vaziyette oluyoruz. Kafada bir şey kalmıyor. Hasta, vücudun hastaysa da çalışırken o hastalıkları unutuyorsun. Öyle. Şükür günümde. Nerede gördün Ayşe teyzemi sen? Nerede gördün de aldın? Bu benim, bu hançalarlı bu. Hançalarlı. Teyzemin kızıydı zaten. Ben teyzemin kızıydı. Eskiden de nasıldı biliyor musun? Baban kimin kızını alayım dedi mi onu almaya mecburdun. Babanın sözüne itiraz olmazdı. Anan baban seni kime verdiyse ona da itiraz olmazdı. Bu teyzemin kızıydı. Ha? Annem dedi biz onu almayacağız dedi. Fakat şimdiki nesil bunu tanımıyor. Ha? Ha? Ne kadar anası olsun biraz bir yerden şey bulsa, eş bulmaya çalışsa onunla ananın babanın dediğine bakmıyor. Ben filan yerden alacağım. Ben filançının kızını alacağım. Eskiden böyleydi. Ananın babanın sözüne itiraz olmazdı. Ananın babanın ne buyursa, yani, bu işte benim teyzemin kızıdır. Bu eve geldi, babam öyle bizi bir rezil kullandı. Rezil niye biliyor musun? Rezilliği kendi işimiz gerçi de. Her gün işimize iş bulurdu. Biz de hayır baba biz bunu işlemeyeceğiz. Biz bunu yapmayacağız diye itiraz yoktu. Şimdi iki tane gelin var bende. İki tane gelin var. Hiç yani kayınlan ne yapıyormuş? Babam nişliyormuş, ne oğlandan ne gelinden hiç kimseden bir fayda yok. Heh. Ben sabahla kalkarım, bağıma giderim veya kendime göre bir şey olurum veya imkanım olursa genellikle günü her gün burada hazır işte. Her gün hazır. Ben her gün çalışmalıyım. Çalışmadığım günü hasta oluyorum. Çalışmadığım günü hasta oluyorum. Yani
Çalışmak, hasta olmuyorum da biliyor musun? Çalışmak azmediyor. İçeriden çalışmak geliyor. Nasıl geçiniyorsunuz? Nasıl geçiyor zamanınız Ayşe teyzemle? Çok iyi geçti. Çok iyi geçti. Geldi, yormadı günlerde olmuştur da fakat şimdiki gençler gibi bozgunluk vermedik. Ha. Mesela olurdu kendim aramızda bir mülakaşamız olurdu. Akşama iyileşirdik. Akşama iyileşirdik. Yani günlerce, aylarca hiç bir aylık ayrı durmadık. Küsmek yok. Küsmek yok. Daha halen de küsmek yoktur. Allah'a şükür 900 demek 52'de evlendik. Bu tarih oldu da hala öyle geçimimiz devam eder. Ya aramazsan devam eder kızım. Şimdiki gençler öyle dedik ya. Yoktan yere ortaya bir bozgunu çıkarttırıyorlar. Hem ana baba ortada kötü oluyor, hem kendileri huzursuz oluyorlar. Böyle yaşadık. Kepenekçilik hariç başka neler yapıyorsun şimdi Ethem amca? Başka için bağım bahçem var. Onlarla meşgul oluyorum. Onlarla meşgul oluyorum. Hiç el işi görmedim kızım. Elin yani yevmiyesidir, şurada şurada ne Ayşe teyzen görmüşsün, ben görmüşümdür. Her gün kendimize göre bir iş buluruz. Allah aşkına az önce anlattığım gibi hiç daha kimse de Ethem'de filan yerden para almış da ödememiş. Ethem'de filan yerden şey, 4 sefer evlat everdim, çıkardım. Ben buradan işte çalgılı şeyle yani masraflı olur. Ethem'in de filan yere filan yerden aldığını da ödememiş. Ethem'in de filan yere borcu varmış da dedirtmemişimdir. Şimdi borcum olmuştur biliyor musun? Daha hiç kapıma gelen olmamıştır. O parayı ve gari. Şimdi aşağı dediğin diyor ki biliyorsun. Konuşma ne diyoruz ya. Biz diyor eller gibi diyor. İlerle demedik ya diyor. Eller şöyle oluyor böyle oluyor. Ben de diyorum sen benim eve kaç sene oldu geldi 60 seneyi geçti. Hiç diyorum işte amcam nerede? Bizim onda para varmıştı. Babam beni ona gönderdi diye kapıma bir parası mı gelen oldu mu diyorum. Olmadı diyor. Şimdi bu çok hasta olur. Bunu mütemadiyen doktorları götürüyorum ben. Zaten daha halis hastaları da. Şimdi peki diyorum aniden hasta oluyorum. Ya hadi filan adamdan ellere bulam gelem de seni doktora götürem dediğim gün olmadı mı? Oldu mu? Olmadı diyor. Hep kendi yerimizi sardık mı? Sardık. 4 sefer diyorum çalgılı zorunlu düğünler ettik. Hiç Ethem'in de filan yere borcu da kılmış diyen oldu mu? Allah'ım şükür anına çık etmişimdir, çalışmışımdır. Yani lüzumlu yere parayı harcanır mı? Lüzumsuz yere de para harcanmam. Lüzumsuz yere 5 lira para gitsin ona canım gider. Fakat bir yere lüzumsa 500 lira gitsin ona hiç acımam. İşte böyle hayat yaşadık kızım. Sana kepenik için gelseler şu anda yapıyor musun? Yapıyorum. Yapmak istesem yaparım. Fakat işte öbür işlerden başımızı bulamıyoruz. Şimdi mesela gelse bana adam zaten diyen çok da mesela sabahla başlasam ben burada işim hazır. Yani sen bunu niye işliyorsun, niye işlemediğin yok. Yani mesela ben bunu kendi işim olduğundan kendi işim insana zor gelmez. Şimdi ben burada çalışırım. Mesela akşama da burada işim mevcuttur. Evime de anne siz gibi bir misafirim gelmiştir. Hemen buradaki işimi bırakıyorum. Misafirim öyle meşhur olurum. Misafirimle işimi gördüm. Onun başından savdum mı? Buradaki işim gene meşhurdur. Burada gelirim, gelsin geri bir daha çalışmaya başlarım. El işi aramadım ben. Hep kendi evimde kendi işimi kendim buldum. Bir kepeneği kaç günde yapıyorsun Ethem amca? Bir kepeneği yani mütemadiyen çalışarak bir günde yaparım. Bir günde akşama da bir kepenek yaparım. Allah şükür oradan da idaremi temin ediyorum. Temin ediyorum. Bugünlere şükrettik. Sağlığın, sıhhatin yerinde mi Ethem amcacığım? Allah'ıma çok şükür. Allah'ıma çok şükür. Olur gerçekten. Herkes kendileri vardır. Rahatsızlığı da Allah'a şükür. Hep sağlam adamları görmeyeceksin. Gerideki daha hastaları göreceksin. Halini şükredeceksin. Şimdi ben oraya böyle pazarlara giderim. Benden küçük, etraftaki tanıdığım adamla mesela şimdi Selcanlı'ya. Selcanlı'nın hepsini ben tanırım. Evet. Benden daha küçük yaşta benim tanıdığım adamla var. Şimdi ondan kimisi elinde bastın zor gidiyor. Onlar da beni tanıyor. Ben de onu tanıyorum. Kimisi gözlüğü takmış. Onunla geziyor. Benden küçüklere bakıyorum. Ya Rabbi diyorum. Ben bu yaşa gelmişim de bu duruma inmemişim diye Allah'a tekrar tekrar şükür diyorum. Neye borçluyuz bunu? Çalışmaya.
Şimdi bak, nice böyle çalışkan adamdan vardır. Gerçi ömrü neyse dediler. Fakat huzuru iyidir. Çalışmayan adamdan vardır. Her gün huzurdadır, şeydedir, rahattadır. Fakat onlar bizim kadar ömrü uzun olmuyor. Çok böyle bakıyorum, gol üstün günleri geçiren insanlar bizim ömürleri bulmadı. Bulmadı. Şimdi sizin Selcan'ın adımı hep beni tanır. Ben de onları tanırım. Hacı'ya gittin mi Ethem amcacığım? Kızım imkanı olsa, yani içi şey olsam, istesem gitme imkanım var da gitmedik. Allah inşallah nasip etsin. Heh. Böyle gönlümüzden geçiyor. Daha başka müstahcen işlerimiz oluyor. Değil mi? Oraya gideceğim demeyle olmaz. Allah nasip edecekse öyle olur zaten. Heh. Gidecek olur, her için tam şey olur, tekmil olur. Nasip olmayacaksa yine olmaz. Allah şu günlerden geri bırakmasın. Şu anda bu işleri yapan kimse yok değil mi Ethem amcacığım? Hemen de kalmadı. Hemen de kalmadı. Halbuki istediğin parayı da veriyor adam, şimdi öyle bir para kazanmak kolay ki. Geliyor adam bana, aman bir kemenek yapıyor diyor. Başka da yaptıracak yer yok. Farz et ki fazla şeye temahadır ödüm yok da 5 yiyen yerine 10 istesem adam verecek, yaptıracak. Şimdi bende 2 tane oran var. Birisi Aynada geliyor, birisi oyunda geliyor. Hiç şu mesleği, halbuki bizler kendi evlerinde her gün işim var. Sonra benim işim, adım çanım, zaten onlara işi bulur. Onlar mesela dışarıdan gelen beni yaptırıyorum bilir. Beni yaptırıyorum falan. Onlar bunu yapar. Ben onlarla alakalı olurum, yerine teslim ederim. Bunlara işi bulurum. Fakat yapan yok. Nesilde hiçbir heves yok. Zor işi yapmak yok. Kolay iş. Kızım zor mu? Kendi evindeki zor gelir mi sana ya? Peki, kendi evindeki iş zor gelmez. Fakat sen paltanı alırsan veya bir şey alırsan, elin bağına gidersen o pek zordur. O pek zordur. Şimdi burada karışan yok, karışan yok. İşledin, istediğin saat çalış, istemediğin saat istirahat et, her gün bir daha çalış. Bu parmağını, bu işleri yaparken mi? Hayır, bu parmağım benim küçüktüm. Daha da anlatayım da, madem raportaja geldik. Eskiden böyle sağınır geçimiz olurdu. Bir tane keçi alırdık, onu sağardık. Böyle onları da otlatmaya giderdik. Böyle sen gibi iki tane de kız var, ufak çocuğuz. Şeye gittik, şu okulun üstünde oralarda keçi otlatıyoruz. Yani akşama gelecek, keçi sağılacak, onun üstünden oradan faydalanacak. Çocukta akıl olmuyor. Madem buradan geldik, şimdi onlar da öyle, biz de öyle ya. Geçere binerdik biz. Geçere binerdik. Ben onlar şöyle geçerim, çekler buraya geliyoruz akşam üzeri gari ya. Otladık da geliyoruz. Bir geç ya, binilir mi geç ya? Geçiye bindim. Şimdi. Bir de onlar aşama konu, onlar önümden geliyor. Onlar da geçeri çekip geliyorlar, ben bindim. Bir de onlara şimdi ben şamakonluk yaptım. Bana bakın, bana bakın diye kollarımı bir kaldırdım ben. Geçi de kollarımı kaldırınca bir korktu. Ben hemen düştüm. Düşerken nasıl düşmüşüm? Mesela şu elim şöyle açık düşmüş. Açık düşmüşüm, yere düşmüşüm böyle. Yere düşünce o setik denen şey yok mu? Bu buradan şey olmuş, kopmuş işte. Şimdi bak bu setik burada yok. Şimdi bunu oldu. Buradan çıktı mı? Eskiden böyle fenli hastane, fenli doktorlar yoktu. Filan yerde bir şey gırtan çıkanı anlıyormuş, şaşan yerde anlıyormuş. Ona gösterirken, buna gösterirken ayları yılları geçirdik. Ayları yılları geçirdik. O sarı veriyor. Bu kendi iyi olacak diye bakıyoruz, orada iyi olmamış. Tekrar başka bir usta derken böyle 3-4 ay geçti. Böyle doktora gitmek de yok. Şaştık, bir de doktora gidelim dedik. Denizli'ye doktora gidelim. Böyle vasıtıyla da gelmiyor oralara. Hayvanlarla. Bak sabah ezanı buradan çıkardık. Akşam namazı Denizli'ye vardık. Orada şimdi gördük, 3 güne mal olurdu. O doktora gittik. Doktor şöyle baktı. Amca ne zaman oldu çocuğun parmağı dedi. Ulan halbuki çok oldu ya. İşte bir ay kadar oldu dedi. Niye gelmediniz bir aydır dedi. Doktor bey gelecek olacak da dedi. Doktor bunu anlamaz. Ben dediği yerlere gelme. Şimdi dedi,
başındaki ağrıyı doktor bilecekti dedi. Karnındaki sancıyı doktor bilecekti dedi. Senin meydandaki çocuğun parmağını bilmeyecek mi dedi. Çocuğun el evet çolak koymuşsun dedi. Çolak koymuşsun. Oradan kaldı bu. Orada kaldı işte bu böyle. Şimdi bu enerim bu kadar söylüyor. Yani şuranın şeysi. Buranın artısı. Şimdi böyle yumurmuyor bu. Baraka Film Yapım